bugün matematik dersimizde 25. hafta konumuz olan kesirler konusunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bizim artık bugünden sonra geometri dediğimiz yeni derse giriyoruz. Burada ilk konumuz kesirlerimiz. Şimdi kesirlerimiz anlatırken önce elimizde bir elma, bir ekmek, bir A4 kağıdını şöyle elimizi tutarak konumuza başlayabiliriz. Şimdi elimizdeki bir kağıt, yani bu bulunduğumuz bir A4 kağıdı, bir tam kağıt, yani bütün bir kağıt. Bunun tamamı bir bütün. Elmanın tamamı bir bütün. Ekmeğin tamamı bir bütün. Portakalın tamamı, karpuzun tamamı. Her şeyin tamamını biz bir bütün olarak kabul ediyoruz. Ve biz bütünü parçalara ayırdığımız zaman kesir haline getiriyoruz. Yani biz bunu ileriye doğru yavaş yavaş önce tam ortadan ikiye böldüğümüzde, tam ortadan ikiye bölüp ayırdığımızda elde ettiğimiz parçamıza biz yarım bir parça diyoruz. Biz bunları niye kesirleri öğreniyoruz? Bakın bu ikisi birer tane yarım parça oldu. Bu tek bir yarım parça, bu tek bir yarım parça. Biz bunu birleştirdiğimizde yine zaten bir bütündü. Biz kesirleri niye öğreniyoruz? Kesirleri biz birbirimizle her türlü şeyi, madde olabilir, masa olabilir, ağaç olabilir, kalem olabilir, elma olabilir, portakal olabilir, pasta olabilir. Bunları kendi aramızda eşit olarak paylaştırmak zorunda olduğumuz zamanlarda kesirlerden faydalanıyoruz. Örneğin tahtamızda gördüğümüz bir anlatımda Ayberk'in bir elması var diyoruz. Fakat bu elmanın yarısını, yani paylaşmak istiyor Cemile ile. Paylaşmak ama eşit paylaşmak istiyor. Yani ne Ayberk'e ne Cemile'ye fazla gitmesin. İkisi de bu bir bütünü, yani pastamızı veya elmamızı eşit paylaşmak istiyoruz. Eşit paylaştırmak için de biz o elmayı tam ortadan ikiye bölüyoruz. Elmanın kendisi demin söylediğim gibi bir bütün. Biz bir bütünü tam ortadan eşit olarak iki parçaya ayırdığımızda, yani elmayı tam ortadan iki parçaya ayırdığımızda iki parçanın her biri yarım parça oluyor. Yani yarım elma oluyor. Ve böylece iki arkadaş bu elmaları eşit olarak paylaşmış oluyorlar. Bunları demin dediğim gibi biz her türlü ihtiyacımızı ve her türlü malı, maddeyi, parayı paylaşmak için bütünü kaç kişiye paylaştıracaksak, eşit olarak paylaştıracaksak bunu iki eş parçaya ayırıyoruz. Paylaşmak deyince biz burada kesini kullanmamızın amacı eşit olarak paylaşmaktır. Yani iki eş parçaya ayırmaktır. Bakın biraz evvel ben elimdeki bir bütün kağıdı, yani şu kağıt bir bütün kağıdımız. Tam ortadan iki parçaya ayırdığımda bu parçası bir yarım kağıt, bu parçası bir yarım kağıt. Bu bir elma olabilir, bir portakal olabilir. Ve biz bunları ayırdıktan sonra iki arkadaş eşit paylaşıyoruz. Ama ikisini tekrar birleştirdiğimizde yine bir bütün elde ediyoruz. Yani iki eşit parçaya böldükten sonra iki tane yarım birleştiğinde bir bütün oluşuyor. İki tane yarım birleştiğinde bir bütün haline geliyor. Yani şöyle bir şeklin veya bir varlığın tamamı bir bütün. İki eş parçaya ayırdığımızda bütünün her ayrılan parçası yarım olarak ifade ediliyor. Şimdi burada bakıyoruz yine Cemile ve Ayberk burada bir ekmeği iki eşit parçaya bölüp eşit olarak paylaşacaklar. Buradaki en önemli anahtarımız eşit parçalara ayırmak. Yani biz o ekmeği farklı parçalara, eşit olmayan parçalara ayırdığımız zaman bu kesir olmuyor. Biz yarım olmuyor daha doğrusu. Biz bu bütün ekmeğimizi tam ortadan böldüğümüzde iki tane yarım ekmek elde ediyoruz. Şimdi burada da sonuç şu çıkıyor. Bir bütün iki tane yarımdan oluşmakta,
İki tane yarım da bir bütün oluşturmakta. Tekrarlıyorum. Bir bütün, iki tane yarım haline gelmekte. İki tane yarım da bir bütünü ortaya çıkarmakta. Şimdi evde biz benim yaptığım gibi bir bütün kağıdı alıyoruz ve bu bütün kağıdımızı iki elimizle katlıyoruz burada olduğu gibi. Tam ortada makasımızla evde bulduğumuz makas bakıyorum şu elimde bulduğum gördüğüm kağıdımızı ikiye katladım. Siz de evde şu anda bunu ikiye katlayıp tam ortada eşit bir şekilde makasınızla kestiğiniz zaman ortaya yine iki tane yarım çıkıyor. Ve bu iki yarım birleştiğinde bir bütün oluşuyor. Şimdi biz evde bunu şu anda hepimiz gayet rahatlıkla yapabiliriz. Yapmanız için de kağıtlarımızı hazırlayalım. Aynı benim yaptığım gibi kağıdımızı tam ortadan eşit şekilde ikiye böldüğümüzde bir bütün kağıdımızı biz iki yarıma ayırmış oluyoruz. Tekrar söylüyorum, burada en önemli konu tam eşit olarak paylaşmaktadır. Yani kesiri kullanmamızın amacı budur. Eğer başka türlü paylaşımlar yapacaksak biz bunun adına kesir diyemiyoruz. Kağıdımızı şu anda evde ortadaki ikiye kez eşit kestiğimizde bir yarımı ortaya çıkarttık. Bakın burada yine bizim Milli Eğitim Bakanlığı'nın eve göndermiş olduğu matematik kitaplarında buradaki sayfa 141'i 142'yi açtığımızda bu şekil tablosu önümüze gelecek. Bakalım biz bunu nasıl öğrendik dediğimizde aşağıdaki şekilleri inceleyiniz diyorum. Acaba hangi şekil yarım olarak boyanmış ve kesir olduğu ortaya çıkmıştır? Bakalım hep beraber birisini beraber yapalım. Buradaki daire eşit olarak ikiye bölünmüştür. Hayır, iki parça birbirine eşit değil. Buradaki üçgenimiz de iki parçaya bölünmüş ama bu iki parça birbirine eşit değil. Yanda gördüğümüz dikdörtgenimiz ise tam ortadan iki eşit parçaya bölündüğü için doğru kesir yani yarım durumu ortaya çıkmıştır. Birinci sorumuzdaki bölüm bu. Ben şimdi aşağıdaki şeylere tekrar devam ediyorum. Bakın burada bunları eşleştirelim diyor. Ben size şöyle bir 15 saniye gibi bir süre veriyorum. Burada yarım parçalar verilmiş. Burada yarım parçalar verilmiş. Bunu yapacağınızdan da eminim. Çünkü biz buna tatile çıkmadan çok kısa bir şekilde değinmiştik. Hazırlık, ön hazırlık olsun diye. Burada yarım olanları işaretleyelim. Şöyle bir 5 saniye bekliyorum ki bunu yaptığınızda eminim. Ben yapmaya devam ediyorum. Bakın burada bulunan bir limon. Nasıl bir limon? Tam bir limon. Burada bulunan karpuz. Tam bir karpuz. Burada bulunan çilek. Tam bir çilek. Şimdi çileğin yarısı bakın burada yarım haline gelmiş. Burada ise karpuzun yarısı bu karpuz tam karpuz, bütün bir karpuz. Karpuzun yarısı burada biz oklarımızla yaptınız zaten biraz evvel. Siz bu işaretlemeyi yaptınız. Tekrar üzerinden geçiyorum şu anda. Burada bir elmamız var. Bu bir tam elma. Bunun altındaki yarım elma. Şimdi biz burada eşit şekilde bölmek. Yani bir şeyi bölmek değil, eşit şekilde bölmek kesir anlamına geliyor. Şimdi bir de biz buna benzer olarak geçen haftalarda saatleri öğrenmiştik. Bu saatler de şurada gördüğümüz saatin akrep ile yer kovanının nerede olduğunu biz biliyoruz. Şimdi burada akrep 8'de yer kovanı 4'de. Bu nasıl bir saatti? Cevabınızı şu an duyuyorum. Tam bir saat. Yani saat 8. Peki buradaki yer kovan 6'ya geldiğinde nasıl bir saat olduğunu biz çok rahat şekilde bakın burada akrebimiz 12'de yer kovamız 6'da. Bu nasıl bir saat dediğimde
hepiniz yarım saat diyoruz. Yani yarım kavramı bir şeyi paylaşmak ve zamanı da paylaşmak anlamında kullanılabiliyor. Şimdi ben kesirleri bu şekilde anlattıktan sonra kesirlerle ilgili zaten biz bu kadar devam ediyoruz. Önümüzde bulunan evinize göndermiş olduğum matematik kulübü kitabımızın 83, 84 ve 85, 86. sayfalarında güzel çalışmalarımız var. Bunları zaten ödev olarak vermiştik. Bunları benim bu anlatımımdan sonra çalışabiliriz. Yarın zamanı ölçmeyle ilgili de diğer öğretmen arkadaşım size gerekli bilgileri verecek. Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.